İl Kültür Müdür Yardımcımız, kıymetli konuklar, hepiniz BİLTEFT 2023 Kongresi'nin herkes için edebiyat kapsayıcı yayıncılık oturumuna hoş geldiniz. Öncelikle kendimizi tanıtalım. İsmim Elif Uzun Sümercan. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarih bölümü mezunuyum. Akabinde Gazi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyet Tarihi ve Gazi Üniversitesi Edebiyat tarih bölümünden yüksek lisans yaptım. 22 yıllık devlet kurumlarında görev yaptım. İki çocuk annesiyim. Halen de Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürü yardımcılığında yönetim hizmetleri, personel ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Öncelikle bu oturumda bizi bulunmaktan hem genel müdürlüğümüz, bakanlığımız adına mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bilişim teknolojilerinde evrensel tasarım ana temasıyla düzenlenen BİLTEFT 2023 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi'nde Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak bizler de kapsayıcı yayıncılık ilkesi doğrultusunda tüm bireylerin kitaba erişimini sağlamak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda son yıllarda teknolojik gelişmeler yardımıyla mobil uygulamalarımız, kurumsal web sitelerimizde üretilmiş de eserlere tüm bireylerin ulaşımını sağlamak Genel Müdürlüğümüzün önem verdiği hizmetlerdendir. Ama bu amaçla yürüttüğümüz önemli çalışmaları sizlerle paylaşacağız bu oturumumuzda inşallah. Oturumumuza başlamadan önce tüm konuşmacılarımızdan 15 dakikayı aşmayacak şekilde sunumlarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, herkes için edebiyat kapsayıcı yayıncılık başlığıyla gerçekleştirdiğimiz bu oturumda genel müdürlüğümüz de birlikte çalıştığımız görev arkadaşlarımızla birlikte sizlere sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Birinci olarak sunumunu gerçekleştirmek için Genel Müdürlüğümüz Kitap Dışı Materyal Koleksiyonu Şube Müdürü Sayın Hatice Atlan bizlere konuşan kitapta konusunda bilgi verecekler. Kendisini sizlere kısaca tanıtmak isterim. Hatice Atlan 14 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1996-2002 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığında görev yaptı. Halen Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyal Koleksiyon Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Atlahan İngilizce bilmekte. Temel ilgi alanları arasında voleybol, kişisel gelişim, müzik, editörlük ve reklam tasarımcılığı bulunmaktadır. Buyurun Hatice Hanım, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konuşan kitaplık Görme Engelliler Merkezi, Milli Kütüphane'de Kitap Dışı Materyaller Şubesinin içinde hizmet veren bir birim. Bununla ilgili size ekran görüntüleri de eşliğinde sanki orada bulunuyormuşsunuz gibi sözlerimle, resimlerle ulaşmaya çalışacağım. Milli Kütüphane kuruluşundan bugüne görme engellerle ilgili hizmetlerine devam etmektedir. 1955 yılında Braille kitaplarla başlayan hizmetimiz daha sonra 11 profesyonel donanıma sahip ses kayıt stüdyosunda devam etmiştir. Ses kayıt stüdyolarımız tamamen gördüğünüz gibi ekranda gönüllü okuyucularımızın rahat etmesi açısından büyük bilgisayarlar, son teknolojiyle yerleştirilmiş mikrofonlar, havalandırma ve ışıklandırma koşulları uygun şekillerde yapılmıştır. Randevu sistemiyle çalışmaktadır. Üç vardiya halinde gönüllü okuyucu olmak isteyenler nasıl bize başvuruyorlar? Kısaca ondan size biraz bilgi vereyim. Gönüllü okuyucu olmak isteyenler Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi'ne deneme kayıtları için başvuruyorlar. Burada temel olarak iki metin seslendirtiyoruz. Daha sonra gönüllü okuyucu seçme komisyonumuz bu metinleri akıcılık, burgulama, tonlama gibi
kriterlerde değerlendiriyorlar. Kabul edilenlere hem Sandforge programını kullanıyoruz. Bununla ilgili temel kuralları hem de okurken dikkat etmeleri gereken hususları öğretiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Mesela şöyle bir dipnotu nasıl aktarmaları gerektiği ya da bir sınav sorusunu nasıl seslendirmeleri gerektiği, karşılarında orada aktarmaları gereken bir tablo varsa bunu oraya nasıl yansıtmaları gerektiği birlikte çalışmalarla seslendirmeleri yürütüyoruz. Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi 2015 yılından beri yenilediği web sayfasıyla hizmet vermekte. Burada son eklenen kitaplar, o gün için en çok dinlenen kitaplar, geçen ay en çok dinlenen kitaplar ve seslendirilmekte olan kitapların listesine üyelerimiz ulaşabilmekte. Aynı zamanda üyelerimiz için Taş Plaklar Radyosu oluşturduk. Burada da amacımız müzik ruhun gıdasıdır diyerek bir şekilde de olsa bir farkındalık yaratabilmekte. İlerliyorum. Görme engelli vatandaşlarımız üyelik süreçlerini web sayfamız üzerinde bulunan üye ol bölümündeki formu doldurarak tamamlıyorlar. Aynı sayfada engelli belgesini bize iletecekleri bölüm de yer almakta. Bunlar bize ulaştıktan sonra üyeleri aktif edilmekte ve sistemi kullanmaya başlamaktadırlar. Aynı zamanda e-posta olarak da bize ulaşabilirler. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırmak için son 3 senedir de mobil uygulamayla da hizmet vermekteyiz. Üyelerimiz TC kimlik numaraları ve bu üyelik formunu doldururken belirledikleri şifrelerle sisteme giriş yapabilmektedirler. Katalogdaki kitaplara istedikleri kitaba ulaşabilmekte, aynı zamanda buradan taleplerini iletebilmektedirler. Eğer internet olanağı olmayan bir üyemiz varsa talep etmesi durumunda da ücretsiz olarak talep ettiği kitaplar DVD'lere yüklenerek adresine ücretsiz olarak gönderilmektedir. Sayfamızdaki ara butonundan hem sesli hem yazılı olarak arama yapılabilmektedir. Katalogdan, kitap kataloğumuzdan seslendirene, kitap türüne ve yazarlara göre belirlenmiş kriterlerde arama yapılabilmekte. Yanındaki tüm kitapların listesine de ulaşılabilmektedir. Demin söylediğim gibi son eklenen sesli kitaplar, en çok dinlenen sesli kitaplar gibi verilere istatistiksel olarak üyelerimiz ulaşabilmekte. Bunun yanı sıra bunda tamamen sistem belirleyicidir. Yani şöyle anlatayım size. Bir kitabı bir üyemiz dinlemişse ikinci kez bu kitabı dinlemek istediğinde tekrar bir oy yoktur. Dolayısıyla buradaki sonuçlar sistemin belirlediği sonuçlardır. Sesli kitap arşivimizde başta sınavlara hazırlık kitapları olmak üzere güncel klasik edebi eserler, roman, şiir, deneme, kişisel gelişim kitapları, çocuk kitapları gibi farklı kategorilerde eserler yer almaktadır. Ayrıca geçen sene üniversiteye hazırlık kitapları için çalışmıştık. Bu sene de sanıyorum bir 15-20 gün içinde de EKPSS sınavı için seslendirilen kitapları yayına vermeye başlayacağız. Burada web sayfamızda hem taş plak koleksiyonunu hem de web sayfamızı kullanırken okuyucularımız, üyelerimiz kısa yol tuşlarını da kullanabilmektedirler. Üyelikten bahsettim, gönüllü okurluktan bahsettim. Bir de size bizim yaptığımız çalışmalar, yani mutfak kısmında biz neler yapıyoruz, onlardan bahsetmek istiyorum. Seslendirilen kitaplar ham haliyle bize geldikten sonra bunların kontrol ve düzenleme işlemleri yapılmakta. Ne yapmaktayız? Temizlik işlemlerini, nefes seslerini temizlemekteyiz, format atmaktayız ve akabinde o kitaba göre müzik, efekt, eko gibi unsurlar eklemekteyiz. Gönüllü okuyuculara da şunu da belirteyim. Biz adım adım hep yanlarındayız fakat okuyuculuğa başladıklarında temel kuralları içeren bilgi notları da dağıtmaktayız. Gönüllü okurlarımızın ekran görüntüleri var. Mobil uygulamamız Google Play ve App Store'dan hizmettedir.
gene ekran okuyucu programlar aracılığıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tabii bunlar teknolojiye ilerledikçe bunlarda da güncellemeler yapılmaktadır. Pek çok kurum ve kuruluş toplumsal sorumluluk ve gönüllülük çerçevesinde çalışmalarımıza destek vermektedir. Geçen sizinle buluşmamızda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kalbimle okuyorum, armağan ediyorum projesine ilişkin bir protokol imzalanmıştı. Ve biz ilk defa lise öğrencilerini kabul etmiştik. Lise öğrencileri üyelerimiz için çocuk kitabı seslendirmişlerdi. 9 Ocak 2023 tarihinde sesli kitap projesinin birinci etabını tamamladık. Ve Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Görme Engeller Merkezi'ne bağışını temsilen de bir tören düzenlendi. Sunumumun sonunda zaten her zaman olduğu gibi size seslendirme örneklerinden aktaracağız. Aynı zamanda taş plaklardan. Şu an projenin ikinci aşamasına geçildi ve lise öğrencileri üyelerimiz için üniversiteye hazırlık test kitapları seslendirmekteler. Yaptığımız hizmet pek çok kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirildi. Hep engeller birlikte aşılır diyerek elimizden gelen katkıyı maksimum seviyede vermeye hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdi eğer izin verirseniz hem yeni katılan gönüllü okuyucularımızın da seslerini bir anlamda duyurabilmek size örnek olarak, hem demin bahsettiğim kalbimle okuyorum, armağan ediyorum şölenindeki yaptığımız çalışma seslendirme örneklerinin yer aldığı bir sunum gelecek. Akabinde de biliyorsunuz bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Aynı zamanda 2023 yılı Cumhuriyeti, vatan, millet sevgisini, doğayı ezgileriyle, sesiyle bize ulaştıran büyük Türk ozanı Aşık Veysel'in de ölüm yıl dönümü. Dolayısıyla taş plaklardan da sadece size bu seferki buluşmamızda onun bir eseriyle bir araya getireceğiz ve öyle veda edeceğiz konuşan kitaplık olarak. Test örnekleri. Programcı arkadaşlardan biri yardım edebilir mi rica etsem? Test örneklerimiz devreye girecek. Bunlar. Şimdi hemen de giriyor. Bir ses çoğu arkadaşlar önemli. Süleyman Bey, buradaki sistemi açabilir miyiz? Buradaki sistemi açabilir miyiz? Akabinde de bitiyorum. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi. Acaba o sıralarda nasıldı? Yine böyle solgun yüzlü, hüzünlü bir hali mi vardı? Hayır, pek de öyle değildi. Esas benim içime bir hüzün kaplamıştı. 1. Konağın Efendisi. O akşam İstanbul'un namlı tüccarlarından Zümrütüzade Hüsnü Bey'in konağı, endamı da unvanı gibi kallavi bir misafiri ağırlamaktaydı. Yetim. Kaz şehri, güneyde Aral Denizi'nden, doğuda Kazvin Denizi'ne kadar olan bölgede hüküm süren Harzem Devleti'nin başkentiydi. Şehir, Amuderya Nehri'nin doğu kıyısında kurulmuştu. 2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Sana getirir beni. Yoluna baş koyduğum sevgilinin izinden ayrılmadığım zaman sana getirir beni.
Mabedinde duyduğum kelamının özünden sıyrılmadığım zaman sana getirir beni. Kalbimle okuyorum, armağan ediyorum. Eskiden çocuklar ne yapardı dersin? Nasıl eğlenir, vakit geçirirlerdi sence? Korkunç canavar keşfedilmeden önce? Unuttunuz mu yoksa bilmiyor musunuz? Öyleyse ağzımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Çocuklar durmadan kitap okurlardı. Birini bitirir, öbürüne başlarlardı. Hayatın ayrılmaz bir parçasıydı kitaplar. Çocuklarına kitap okurdu analar, babalar. Her çocuğun başucunda bir kitap dururdu. Bir yürek ki isterse bütün acılara dayanabilir. Bir ruh ki isterse bütün zorlukları yenebilir. Öykünün bu sayfasında dur çocuk, dışarıdan gelen keman sesini dinle. Engeller birlikte aşılır. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü istediğimi yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Başkanım izin verirseniz birkaç dakika daha rica ediyorum. Bu arada bizimle bu hizmetleri verirken yanımızda bulunan yöneticilerimize, bizim olmazsa olmaz gönüllü kurucularımıza aynı amaçtayız, aynı çabadayız. Mesai arkadaşlarına şu an yarın yayına verecek olan kitapların düzenlemelerini yetiştirmekle uğraşıyorlar. Ve bizim hizmet verdiğimiz, bizi kitaplarla belki hiç daha önce bilmediğimiz yazarlarla tanıştıran yaptıkları taleplerle üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli katkılarından dolayı Hatice Hanım'a ben de teşekkür ederim. Eklemek istediğimiz Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü'nü geçen sene Konuşan Kitaplık Milli Kütüphane Konuşan Kitaplığı'nın 2022 yılında aldığını hatırlatır. Tekrar kıymet verip ödül verenlere çok teşekkür ediyoruz huzurunuzda. Devamını inşallah ödüllerimizin devamını da bekliyoruz. İkinci konuşmacımız Yayın Planlama Hazırlama Şube Müdürlüğü'nden Kültür Turizm Uzmanı Sayın Merve Özkan. E-Kitab'ın mobil uygulamasını bizlerle paylaşacak. Merve Hanım'la ilgili sizleri bilgilendirelim. Merve Özkan, 1989 yılında Ankara'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamladı. 2014 yılında Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde Kültür Turizm Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Halen Kültür Turizm Uzmanı olarak Genel Müdürlüğümüz Yayınlar Daire Başkanlığı Yayın Planlama Hazırlama Şubesi'nde görev yapmakta. İleri düzeyde İngilizce bilmekte ve Merve Hanım evli bir çocuk annesidir.
Buyurun Merve Hanım. Teşekkür ederim Yenancığım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sizlere e-kitabın mobil uygulamasından bahsedeceğim. Dijital yayın platformumuz, bakanlığımızın dijital yayın platformu. Ancak öncesinde ben bakanlığımızın yayın politikasına değinmek istiyorum biraz. Çünkü bunlarla daha sonra e-kitabım arasında bağlantı kuracağım. Türk kültür, sanat ve edebiyatını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bakanlığımız Milli Kültür Eserlerinin basımı ve yayımı projesi kapsamında 1952 yılından bu yana yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu proje kapsamında bakanlığımızca asıl amacımız ülkemizin kültürel, edebi, tarihi ve sanatsal değerlerini tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bununla birlikte somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı korumak, yaşatmak ve özellikle gelecek kuşaklara aktarmak bakanlığımızca oldukça önemlidir. Bu kapsamda yayınladığımız eserleri belli diziler dahilinde yayınlıyoruz. Sanat eserleri dizisi, kültür eserleri dizisi, el kitapları dizisi, bilimin ve felsefenin doğulu örneği dizisi, tanıtım eserleri dizisi, kütüphanecilik çalışmaları dizisi ve Anma Armağan dizisi eserlerimizi yayınladığımız dizi isimleridir. Bir başka projemiz ise bakanlığımızda Türk klasik eserlerinin dijital ortama aktarılması projesidir. Bu proje aslında edebiyatımızın klasik eserleri olan divanlar, mesneviler, tezkireler, mecmualar, tarihnameler gibi eserlerin bakanlığımızın dijital ortamda yayınlanması projesidir. Bakanlığımız sitesinden yaklaşık 300, 400'e yakın esere ulaşmanız mümkündür. E-kitap formatında yayınlanan bu eserler aynı zamanda e-kitabın mobil uygulamasında da yayınlanmaktadır. Şimdi ben matbu eserlerin dışında neden dijital yayıncılığa bakanlık olarak benimsediğimizi anlatmak istiyorum sizlere. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişim ve değişim dünyada birçok konuda gelişime sebep olduğu gibi bizde de hani yayıncılık faaliyetlerini etkilemiştir. Bunlarda asıl amaç okurların beklentilerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek, bilgiye daha hızlı erişme isteği, geniş kitlelere hizmet sunabilme isteği. Özellikle koronavirüs salgın döneminde okurların kitaba daha hızlı erişimde bulunma isteği dijital yayıncılığa bakanlığımızı yönlendirmiştir. Biz de bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da yayınlanan yayınlar ve bununla birlikte özel yayın evlerinden satın alınan e-kitapların okuyucuya sunulduğu okurların bu yayınları e-kitap formatında mobil uygulamada erişebilmeleri için bir mobil uygulama tasarlama ihtiyacı hissettik. Şuradan devam etsem bir slide evet eklememişim çok pardon. Onunla ilgili bahsetmek istiyorum. Dünyada e-kitap hizmetleri kamu hizmetleri ve kütüphaneler aracılığıyla okurların hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizde de bu hizmeti vermek amacıyla bakanlığımız öncü kurum olmuştur. Bu doğrultuda biz İş ve İşlemleri Bakanlığımızca yürütülen dijital yayın platformu olan e-kitabın uygulamasını bakanlıkça faaliyete geçirdik. E-kitap formatındaki yayınlar vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulmakta ve Android ve iOS sürümüyle cep telefonu ve tablet gibi erişim araçlarından sağlanabilmektedir. Söz konusu platform güncel ve kullanıcı dostu ve teknolojik özellikleri bünyesine barındırmaktadır. Kullanıcılar indirdikleri e-kitapları 15 gün süreyle kitaplıklarında saklayarak kendi kitaplıklarını oluşturmalarına imkan tanımaktadır. 15 gün süreyle 5 e-kitap ödünç alma hakkınız vardır. Eğer 15 gün süre dolduktan sonra hani e-kitaplar otomatik olarak siliniyor kitaplığınızdan, tekrar indirerek bu e-kitapları okuma şansınız mümkündür. E-kitap platformunda özellikle olmasını istediğimiz belli başlı yayınlar vardır tabii ki. Dediğim gibi yine özel yayın evlerinden satın alınması planlanan e-kitaplarla birlikte güncel yayınlar olması bizim için oldukça önemlidir. Çünkü okuyucuların beklentilerini bu tarz eserler oldukça karşılayacak niteliktedir. Edebiyat, kültür, sanat, çocuk edebiyatının klasikleri, tarih ve yakın tarihle ilgili anı ve belgeseller, Cumhuriyet dönemi yazarların eserleri ve ülkemizi tanıtıcı nitelikte olan kültür ve sanat ağırlıklı yayınların arasından seçilmesine özen gösteriliyor. Bu e-kitaplar EPUB3 formatında yayın evlerinin başvurduğu materyal sağlama ve satın alma bilgi sistemine başvuru aracılığıyla tarafımıza ulaştırılıyor ve bakanlığımız yayın seçme yönetmeliğiyle değerlendirilerek seçiliyor.
Daha sonra uygun görülen eserler ilgili platforma yüklenmesi yine bakanlığımız personelince sağlanıyor. Bundan az önce bahsetmiştim. Başta bakanlığımız yayınları, diğer kamu kurulum ve kuruluşlarının yayınları, örneğin Yazma Eser Kurumu Başkanlığı'nın yayınları ya da özel yayın evlerinden alınan yayınlar uygulamada yer alıyor. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Özel yayın evleri bakanlığımız e-kitap platformunda yayınlattığı bir eseri başka bir dijital platformda da yayınlama hakkına sahiptir. Bu sayede bakanlığımızda yürütülen bu platformda dijital yayıncılık alanında münhasır ve ayrıcalıklı konumda yer almasının önüne geçilerek aslında yayıncılık sektörünü dijital yayıncılıkta teşvik ederek bu pazarın genişlemesine katkı sunmayı amaçlıyor. İstatistiklerle e-kitabın mobil uygulamasından bahsedecek olursam, dediğim gibi 2021 yılında hayata geçirildi bu uygulama. O yüzden 2 yıllık bir istatistik sunabileceğim sizlere. 2022 yılında toplamda yaklaşık 1500 başlıkta e-kitabımız varken şu anda 5000'e yakın bir e-kitabımız var. 1500 eserin 115'i bakanlığımız yayınlarından olmakta. Şu anda da ise Eylül itibariyle yaklaşık 200'e yakın bakanlığımız eseri yer almaktadır. Teşekkür ederim. Biz de değerli bilgilerinden dolayı Merve Hanım'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bakanlığımızda 2022 yılında düzenlenen yayıncılık fikir maratonunda Kitaba Bak projesiyle birincilik ödülüne layık görülen Gör İşit ekibinden Belgüzar Aksoy Gürer, Genel Müdürlüğümüzde hayata geçirilen işitme engelliler için video kitap mobil uygulaması Kitap Artı hakkında bilgilerini bizlerle paylaşacak. Belgüzar Aksoy Gürer hanımefendi 1989 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lagos şehrinde doğdu. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 10 yıl boyunca Antalya Tekelioğlu İlhak Kütüphanesi'nde engelliler birim sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra bu yıl Nisan ayında Akyazı, Sakarya Akyazı, Mehmet Niyazi Ömer İlçe Halk Kütüphanesi'nde kütüphaneci olarak görev yapmakta. Genel müdürlüğümüzce Kitap Artı olarak hayata geçirilen Kitaba Bak adlı projenin fikir annesidir. Bu proje bakanlığımız öncülüğünde ilki gerçekleştiren İdeaton yayıncılık fikir maratonunda 52 fikir arasında birinciliğe layık görülmüştür. Aynı yıl Microsoft tarafından yapılan teknolojinin kadın liderleri yarışmasında aynı fikirli engellileri aşan kadın ödülünü almaya hak kazanmıştır. Buyurun Belgüzar Hanım. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bugün burada bakanlığımızın hayata geçirdiği son projelerden birisi olan Herkes için Kitap sloganıyla yarattığımız Kitap Artı, Kitap Plus projesini anlatmak için aranızdayım. Öncelikle size ailesinde işitme engelli bulunan ve yaklaşık 2 yıl boyunca işaret dili eğitimi almış bir aile üyesi olarak 3 farklı sosyal medya hesabından 3 farklı paylaşım yaptım. Ve görme engelli arkadaşlarımız için de bunları seslendirmek isterim müsaadenizle. Taksim kilise duası girdik. Dilerim tuttum Tanrım rahattım. İsviçre gelen arkadaşım güzel mor ettik mutluyduk. Aslında bunu okuduğumda hepimiz ne demek istediğini anlıyoruz. Fakat bunu anlamakla birlikte aslında Türkçe'ye hiç uygun olmayan bir cümle kalıbıyla karşı karşıyayız. İşte bizim projemizin çıkmasındaki esas temel problem buydu. İşitme engelliler neden cümle kuramıyorlar? Yani Türkçe'ye uygun cümle kuramıyorlar. Çünkü kendi dillerinde çok güzel iletişim kurabiliyorlar. Bunu da araştırdığımızda aslında temelin bir okuma kültürü oluşturamadıklarından kaynaklı olduğunu fark ettik. Ve yaptığımız, araştırdığımız bilimsel kaynaklara da çok özür dilerim. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Yaptığımız araştırmalardan sonra da aslında okuma kültürü oluşturamamalarının temelinde de aldıkları eğitimin çift dilli bir eğitime uygun olmadığını, daha çok ağırlıklı olarak işaret diline uygun bir eğitim aldıklarını, bizim geliştirmeye çalıştığımız bu modelin dijital versiyonun daha geleneksel halini de 1870'li yıllardan bu yana Amerika'da bir eğitim sistemi olarak kullanıldığını fark ettik.
Ve bu Amerika'daki uygulanan eğitim sistemi sayesinde şu an Amerika'da pek çoğunuz biliyordur mutlaka. Gallaudet Üniversitesi diye bir üniversite var ve sadece işitme engelli özel bir eğitim veriyor. Aslında belki çok ütopik bir hedef olacak ama buna bile katkı sunabilsek ne mutlu bize diyeceğiz. Peki bahsettiğimiz kitle nasıl bir kitle? Yani hani herkes için erişilebilir yayıncılık da çok önemli. Onlarda bir okuma kültürü oluşturmak da hedefimiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında dünya üzerinde 1,5 milyar işitme engelli vardı. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörülerine göre bu sayı 2030 yılında 2,5 milyar olması bekleniyor. Yani bu da demek oluyor ki aslında şu anda TÜİK verilerine göre de 1 milyon üzerinde Türkiye'de işitme engelli var. Yani aslında engelliler arasında en büyük nüfusa sahip engel grubu diyebiliriz işitme engelliler için. Onların da eğitim hakkı, okuma hakkı gibi pek çok hakları var. Ve bunlara da projemiz aracılığıyla katkı sunabilmek ana hedeflerimizden aslında. Az önce de Hatice Hanım ve Merve Hanım'dan dinlediğimiz e-kitap platformlarımız ve konuşan kitaplıktan sonra aslında toplumun yararlanması ve kapsayıcı yayıncılık ilkelerimiz doğrultusunda işitme engelliler için video kitap mobil uygulaması olan kitap kulesi hazırladık. Burada aslında hedef olarak işitme engelliler gibi görünse de herkes için kitap sloganını seçmemizin bir nedeni de bu mobil uygulamada hem işitme engelliler hem de diğer kullanıcılar için ayrıştırılmış iki farklı arayüz mevcut. Birazdan tanıtacağım şekilde de göreceksiniz zaten. Bu uygulamaya girişler mühendis üzerinden yapılacağı için işitme engelli olduğunu beyan etmesi durumunda onlar için ayrı bir erişim otantikasyonu sağlanmıştır. Burada pek çoğumuzun aslında yaşamında temel noktalardan birini oluşturan telif haklarının ek 11. maddesinde belirtildiği gibi bu telif açıklaması çerçevesinde uygun şekilde hazırladığımız bu video kitaplarda eserlerin işitme engelleri kullanımı için sınırsız bir arayüz oluşturduk. Ancak yine yayıncılık sektörünü desteklemek ve yeni platformlarda daha fazla okuyucuya ulaşabilmek için de bu video kitap platformunda bulunan diğer kullanıcı arayüzü yaptık. Ama bunu yaparken de belli kriterler oluşturduk ki yine telif hakkı doğrultusunda herhangi bir ihlale uğramasın diye. Burada yayın evlerine belli bir ödeme yapılarak telif hakkı korunuyor yazarların ve yayın evlerinin. Bu şekilde erişim sağlanıyor. Peki burada kriterlerimiz nedir diye soracak olursanız. Örneğin bir eser aynı anda 20 kullanıcı tarafından ödünç alınabiliyor. Ve bir eser ancak 7 gün süreyle ödünç alınabiliyor. Yine bu kitabın uygulamasında da bu şekilde zaten. Bu video kitapları izlerken de ekran görüntüsü veya ekran kaydı almaya müsaade etmiyor. Bir kişi tek seferde en fazla 5 eser ödünç alabiliyor. Ve bu sözleşmeler 1 yıl süreyle oluyor. Bu süre zarfında en fazla 1 kullanıcı tarafından erişilebiliyor. Belki burada soru gelebilir diye parantez açmak istiyorum, özür dilerim. Hani belki talep yoğunluğu vesaire olması durumunda 1000 kullanıcıdan fazla kişi erişemeyecek mi diye soracak olursanız onu mutlaka revize edeceğizdir. Kullanıcı sayımız arttıkça ona göre bir revize gelecektir mutlaka. Herkes için kitap sloganıyla yarattığımız Kitap Plus projesi de biz resimli çocuk kitaplarıyla başlamayı tercih ettik. Çünkü bir birey öncelikle okuma kültürü oluşturabilmesi için okul öncesi grubunda bu işe başlaması gerekir. Ve işaret diline çeviri yaparken soyut kavram içermeyen kavramlarla başlamak gerekir. Çünkü eş zamanlı bir işaretleme metinle işaret dili tercümanının eş zamanlı bir işaretlemesi söz konusu. Bu yüzden soyut kavram içermeyen kitaplar tercih edilmesi gerekiyordu öncelikli olarak. Ve buna da en çok imkan sunan grubun yine çocuk kitapları, resimli çocuk kitapları olduğunu tespit ettik. Ve bunu bir uzman alanında uzman komisyon tarafından belirlendi bu kriterlerimizde. Yine bir başka komisyonumuz da ilk etapta ortaya çıkardığımız 100 kitabın seçiminde bizlere destek oldular. Bu komisyon üyelerinin hepsi çok kıymetli ancak bir tanesine değinmeden geçemeyeceğim. Kendisi bu projeyi oluştururken yazdığı teziyle bize temel oluşturdu. Ve 6 Şubat depreminde kendisini kaybettik. Doçent Doktor Esra Nur Tiryaki hocamız da
almadan geçmek istemem. Pek çok dayanağımız kendisinin tezinden alınmıştır. Burada kitaplarımız uzman komisyon tarafından seçildikten sonra yine KODA diye nitelediğimiz anne babası işitme engelli olan ve doğuştan bu dile doğmuş olan tercümanlar aracılığıyla uzman yine alanında metinlerin çevirileri yapıldı. Öncelikle tabii gönüllü okuyucularımız, bu konuda uzman seslendirmenlerimiz tarafından kitaplarımız seslendirildi. Çünkü tercümanlarımız çeviri yapabilmesi için yazı değil sesle bunu yapmaları gerekiyordu. Bu yönüyle aslında bir yandan kitapların seslendirilmiş hali de, versiyonu da mevcut. Bu yönüyle de az duyan işitme engelliler ve görme engellilerin de aslında kullanımına açılmış diyebiliriz bir yandan. Burada tercümanların yaptığı çevirilerden sonra bunlar Greenbox tekniğiyle çekildi. Ve sayfaların önüne tercümanlar yerleştirildi sayfa düzenine uygun şekilde. Ve tercümanlarımızın yaptığı her kelimenin karşılığına denk gelen kelime işaretlenerek eş zamanlı vurgu tekniğiyle kendilerine iletildi ki çift dilli eğitim modeline katkı sunabilmek adına kişiler iki dile birden maruz kalabilsinler. Aynı zamanda işaret dili öğrenmeye çalışan çok fazla bir kitle var şu anda. Yaklaşık son 10 yıl içerisinde. İnsanların çok fazla merak ediyorlar. Bu konuda hassas davranıyorlar. Bunu öğrenmeye çalışan kişiler için de büyük bir katkı olacağını düşünüyoruz. Burada peki ödünç almadan önce ben kitabı nasıl inceleyebilirim derseniz. Burada da belli bir yine telif süremiz var. Onu aşmayacak şekilde kitapları önden inceleyerek daha sonrasında ödünç alarak izlemeye başlayabilirsiniz. Peki kitabım yarım kaldı, kaldığım yeri takip edebilir miyim derseniz. Bununla alakalı da bir inmeçleme uygulaması yerleştirdik. Yine aynı zamanda yeni eklenenler ve çok okunanlar gibi sizlerin hızlı erişim imkanı bulabilmesi adına hizmet sunabildik. Burada sizlere bir tane küçük örnek göstermek istiyorum. Kitabımızın tamamı değil, bir sayfasından hem animasyon içeren hem de sesli ve görüntüsü olan bir video paylaşmak istiyorum. Ama paylaşamıyorum. Evet, tam ekranda. Bir şey gidiyor. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa tam ekranda değil, yarım ekranda size izleteceğim. Bir kıvırcık kuzu varmış. En yakın arkadaşı beyaz tavşanmış. Çok iyi anlaşırlarmış. Güzel bir çiftlikte yaşarlarmış. Gündüzleri çayırda çimende oynar, geceleri kayan yıldızları seyreder. Saatin nasıl geçtiğini anlamazlar, çok da eğlenirlermiş. Bir gün kavga etmişler. Sonra da küsmüşler. Arkalarını dönüp gitmişler. Neden kavga ettiklerini kimseye söylememişler. Çiftliktekiler bu duruma çok şaşırmış. Tavuklar horozlara, horozlar ineklere, inekler keçilere sormuş. Uygulamamızı Android ve iOS cihazlarınızdan kitap artı yazarak, herkes için kitap sloganı da yine kendisinde içerisinde vardır. Görme engelli arkadaşlarımız için turkuaz bir yazının içerisinde beyaz, ilk üç harfi küçük harflerle, diğer iki harfi, son iki harfi büyük harflerle yazılmış ve yanına artı işareti eklenmiş şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz de ben güzel olma teşekkür ediyoruz. Son olarak oturumumuzda Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden Kültür Turizm Uzmanı Sayın Metehan Samancı, Milli Kütüphane uygulamaları hakkında bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Metehan Samancı, 18.1.1987 tarihinde Ankara'da doğdu. 2005 yılında Ankara Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun oldu. 2013 yılında atandı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2014 yılında Kültür Turizm Bakanlığı'na geçiş yapan Metehan Samancı, Milli Kütüphane'de Kültür Turizm Uzmanı olarak görev yapmakta.
2018 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmekte. Temel ilgi alanları yüzme ve futbol olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Buyurun Metan Bey. Sayın Başkan'a sözler için teşekkür ederim. Sunumu başlatacağız sanırım. Yaparsam. Bunun başlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Uygulamalar. Burada Milli Kütüphane tarafından geliştirilen çeşitli yazılım ve otomasyonlar aslında size aktaracağım. Milli Kütüphane'nin geliştirdiği yazılım ve uygulamalardan söz etmeden önce dijital hizmetleri sunum ve yaygınlaştırmanın kurumun öncelikleri arasında yapıldığını belirtmek istedim. Dijital çağ ayak uydurma noktasında oldukça yoğun bir çaba ve kurumsal hassasiyet göstermekteyiz. Yasal mevzuatın el verdiği ölçüde fiziksel materyal, dijital ortamı aktarmaya sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ön plana çıkan uygulamalarımızı anlatmaya başlayayım. Kaşif kütüphane otomasyon sistemi, dijital bilgi yönetim sistemi, dijital kütüphane sistemi, elektronik yayınları derleme sistemi, Türkiye bibliografyası ve Türkiye makaleler bibliografyası, konuda kişi bibliografyaları, taş plaklar sistemi, e-devlet entegrasyonu, kitap öğretmen fotokopi hizmetidir. Konuşan kitapların ticaretlerden hanımefendi aktardığı için buradan gelmedim. Kaşif kütüphane otomasyon sistemi yani bilgi yazılım olarak tamamen bilgi kütüphanenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Kaynak kodların bilgi kütüphanedir. Burada kaşifin arama arayışını görüyoruz. Tüm kütüphanecilik için tasarlanmıştır. Katalog kayıtlarına yardım edilebilir. Fakat sadece kurum içi erişilebilen bir bilgi iletişim modeline sahiptir. Kaşif, teknoloji hizmetleri bağlamında bir olma görevindedir. Depo sistemi, tüm ülke sistemiyle konuşmaktadır. Kütüphanede oluşturulan kümle bilgileri kütüphanedeki diğer sistemlere aktarılmaktadır. DBS, DKS, EDES, bibliografyalar, turnike sistemi, materyal ödünç verme, kitap ayırtman, fotokopi hizmeti bunun örnek verilebilir. Kaşif modüler yapıdadır. Dinamik ve geliştirilme açık bir yazılım entegrasyonuna uygundur. Kütüphane dışında sayılan Z39 ile TÜBİTAK, E-Devlet, ISBN gibi sistemlerle ilgili konuşabilmektedir. İkinci sırada dijital bilgi yönetim sistemi var. Basılı materyallerin dijitalleştirilmesi sonucu elde edilen pozların kümle bilgileriyle eşleştirilerek arşivlendiği ve korunduğu otomasyon programıdır. Bugün de kurum bilgisinde yer alan nitelikli personeller tarafından 14 adet tarayıcı yardımıyla milyonlarca poz koleksiyonu kazandırılmıştır. Bu sayı 10 milyon üzerinde, hani tam rakam vereceğim ama. Dijital bilgi yönetim sisteminin arayüzünü görüyoruz burada da. Dijital kütüphane sistemi, dijitalleşme sonucu elde edilen poz ve kütüphane bilgilerinin kullanıcı erişimine sunduğu platformdur. Kullanıcı dostu bir tasarım sahiptir, üyelik gerektirmektedir. Yalnız kullanıcıların bir de kütüphane sormasına gerek yok, dışarıdan yürüyebilirler web üzerinden. Kullanıcı hesabına tanımlayarak yıllık 5000 poz indirme hakkı vardır. Burada adresini de verdim. Burada dijital kütüphane sisteminin arayüzünü görüyoruz. Dijital kütüphane sisteminin yapılandırılmasına ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma Milli Dijital Kütüphane ismiyle projelendirilmiştir. Yayıncıların ve eser sahiplerinin ticari ülke taklarını koruyarak ve güvenli sunum ortamları oluşturarak taşradaki bu kütüphanelerinde dijital kütüphane içeriği sunmayı planlıyoruz. Şu an il pilot bölge olarak seçildi, bilgisayar alanında da sağlandı. Yani kütüphanelerinde, başta il halk kütüphanelerinde dijital içeriği sunmayı planlıyoruz. Tüm bu kütüphaneleri birer milli kütüphane istasyonu olacak. Açık bir mevzuat düzenlemesi olmamakla birlikte halkımıza eserlerden yararlandırma amacıyla böyle yapıyoruz. Milli kütüphane misyonu sadece Ankara'da hizmet vermek olmamalı. Halk kütüphanelerinin içerisinde eserlerin kontrolü ve telif haklarını koruyacak şekilde erişim açmayı planlıyoruz. Bu nedenle kopyalama, çoğaltma ve benzeri işlemler engellenecek. Yani sınırsız erişim verilmiyoruz. Ayrıca dijital kütüphanedeki eser sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı hizmet götürmeye başlıyoruz. Ve bunu bir önem veriyoruz. Dijital kütüphane sistemi 3 modülden oluşmakta. Kitap dışı materyaller, el yazması ve nadir eserler ve soyadı yayınlama modülü. Ayrıca Türk dünyasının ortak dijital kütüphanesinin temellerini oluşturmak amacıyla dijital ortamda 50 süreli ürün. Affedersiniz. 90 bin kitabı olmak üzere 140 bin eser sayısını dijital kütüphane sistemi artırmıştır. 80 yazılı nadir eser ve Rusça, Özbekçe, Kazakça ve diğer Türk leşelerinde eserlerdir. Sırada EDES var, elektronik yayınları derleme sistemi. Milli kütüphanenin temel görevlerinden biri ülke sınırları içerisinde bulunan bir türlü basılı ve elektronik yayınları derlemektir. Türk Milli Kütüphanesi de üzerindeki basılı ve elektronik
bilgi kaynak ülkemizdeki basılı elektronik bilgi kaynaklarının gerekli meseleler aktarılmaktadır. Bu bağlamda 2028 tarihinden itibaren E-DES üzerinde elektronik formu kabul başlanmıştır. Sistem üzerinden kitap ve süremin kabul edilmektedir. Bu E-DES giriş arayüz ekranı. Ve yayıncılar giriş yapıyor. Eserlerini yüklüyorlar. Bağlanan eserler telif koruma süresi ve ticari dönüşüm devam eden güncel eserlerdir. Kaynakların korunması ayrıca da TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü ve Şirket Komisyonu için Ticaret Bakanlığı işbirliği yapılmaktadır. Sistem güvenliği için rutin sızma testleri yapılmaktadır. Kurumsal olarak güvenlik alanı oldukça fazla hassasiyet göstermekteyiz. Çünkü bu eserler ticari dolaşımda ve güncel eserler. Gerçekleştirilen teknik çalışmalar oldukça kapsamlı ve ayrıntılıdır. Böylelikle bu ihlallerin önlenmesi sağlanmıştır. Yeterli korunan donatılmış ve güvenlik zafiyetlerine izlenilmiş bir sistem tasarlanmıştır. Burası da yine ARES arayüzü. Giriş yapıldıktan sonra bu ekranla içerideki personeller karşılaşıyor. Türkiye Bibliografyası, Ulusal Bibliografik Denetim'in sağlanması ile Türkiye'de yayınlanan bütün eserlerin bibliografik kimliklerini verdiği için Türkiye'deki yayın hayatının bir aynısı olarak nitelendirilebilir. Yayın hayatı ilk kez 1939 yılında başlamış. Daha sonra CD ve basılı ortamda yayınlanmış. Arkasından da 2000'den bu yana web sayfasından dijital olarak hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Türkiye Bibliografyası web sayfası bu görüntüde. Türkiye Makaleler Bibliografyası 1952 yılından beri süreli yayınlardan seçilerek tıran arkaya yayınlanmakta olup 2009'dan itibaren dijital ortamda hizmete sunulmaktadır. Araştırmacıların daha etkili verimli makale kullanması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda 1923'ten günümüzün makaleler sloganıyla şu an için 5000 dergideki 1 milyon yakın bilimsel makale tek bir arayüz üzerinden taranabilir hale getirilmiştir. Makale bibliografyası web sitesi bu da. Onun bir görüntüsü daha doğrusu. Konu kişi bibliografyaları. Türkiye bibliografyası ve makale bibliografyası gibi periyodik yayınlanan bibliografyaların sıra konu kişi bibliografyaları da yayınlanmaktadır. Çanakkale Savaşları, Mevlana, Yahya Kemal Beyatlı, Hoca Ahmet Yesevi, Aşık Veysel, Mehmet Fuat Köprülü gibi önemli konu kişilere yönelik hazırlanan bibliografyalara Milli Kütüphane web sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Konu ve kişi bibliografyalarına ilişkin bir ekran görüntüsü bu da. Taş plaklar sistemi. Milli Kütüphane'nin değerli kültür ve sanat mirasını gelecek nesillere aktarabilmek ve çok narin yapıya sahip olmalarından dolayı kırılmalarını, çatlamalarını, tahribata uğramalarını engellemek amacıyla taş plak koleksiyonu tamamen dijital ortamına aktarmıştır. Dijitalleştirme sayesinde hem mevcut kültür mirası korunma altına alınmış hem de kültürel mirastan faydalanmak isteyen kullanıcıların bu ihtiyacı giderilmiştir. Koleksiyonumuzda bulunan yaklaşık 5000 taş plaktan en eskisi 1928 yılına ait İngilizce iki şarkı içeren bir taş plaktır. Diğer taş plaklar 50 ve 60'lı yıllara aittir. Sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik, tango, vals gibi müzik türlerinden oluşan taş plak koleksiyonumuzda Türkçe şarkıların yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca şarkılar da mevcuttur. Zeki Müren, Safiye Aylağı, Saadettin Kaynak, Nurettin Selçuk, Yesari Asım Arsoy, Selahattin Pınar, Müzey Ensinler, Hamit Yüce Ses gibi Türk müziğinin sanatçı ve bestekarlarının taş plaklar mevcuttur. Kullanıcılarımız dijital ortamda olan taş plakları web sayfamızdan dinleyebilirler. Burada taş plaklar sisteminin arayüz görüntüsü. Burada dinleme yapabiliyorsunuz giriş yaptıktan sonra. E-Devlet entegrasyonu, Milli Kütüphane web servisler aracılığıyla E-Devlet'e hizmetlerini aktarmıştır. Milli Kütüphane tarafından verilen 4 hizmet, üyelik başvurusu, fotokopi hizmeti, görgü engelliler için sesli kitapların postayla gönderim talebi ve kitap ayırtma talebidir. Bu üyelik e-üyelik oluyor ve tabanlı üyelik bir hizmet. Kitap ayırtma ve fotokopi hizmetinden bahsedeyim. Kullanıcılar mesai saatleri dışında kütüphaneye gelerek kitaplardan yararlanmak istediklerinde web sitesi üzerinden kitap ayırtma işlemi yaparak onların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir sistem kuruldu. Kütüphaneye gelmeden rezervasyon yapılabiliyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca şehir dışındaki üyelerimize yönelik hizmet sağlamasıyla üyelerimize fotokopi hizmeti de sunulmaktadır. %20 civarında bir sınırlama ile birlikte. Kitap ayırtma hizmetinin form ekranı. Fotokopi hizmetinin form ekranı bu da. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de kıymetli paylaşımlarından ötürü Metehan Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşayan kütüphaneler anlayışı çerçevesinde kütüphanelerimiz bilgi kaynaklarının yalnızca korunduğu, ödünç verildiği yerler olmaktan çıkartılarak bilginin üretildiği, deneyimlendiği ve her toplumun sosyalleştiği alanlar haline getirmiş bulunmaktayız.
2023'e ilk 6 ay itibariyle Türkiye genelinde 1279 tane kütüphanemiz, halk kütüphanemiz bulunmakta. Ve bu son döneme ait 13 yeni nesil kütüphanemiz bulunmakta ve burada kütüphanelerimizde tüm bireylerimize, engelli engelsiz, tüm dezavantajlı gruplara hizmet edecek yeni nesil odalarımız, yeni nesil görme engellileri, duyma engellileri alanlarımız mevcuttur. Böylelikle oturumumuzun sonuna geldik. Bizlere soru sormak isteyen değerli katılımcılarımız varsa sorularını da arkadaşlarımız tarafından cevaplandırabiliriz. Vaktimiz var daha henüz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Emre Taşkın ben de Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nden. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bunların çok önemli çalışmalar dedik. Bütün bakanlığın hem görme engeller hem işitme engeller alanında gerçekleştirdiği projeleri ilgiyle dinledik. Zaten bir kısmını da biliyorduk. Heh, tamam. Başa alalım mı? Yok yok, duyduk, YouTube hepsini duymamış. duyduk. Tamam, Teşekkür ben ederim. teşekkür ediyorum yani bu çalışmalarınızdan dolayı özetle. Şimdi iki tane sorum olacak. Birincisi, Milik Konuşan Kitaplığı biliyoruz. Eskiden bu Evet. yana yararlandığımızda bir hizmet. Hem gönüllü okuyucularımıza hem hizmeti yürüten yetkililere teşekkürlerimizi iletiyorum. Selamlarımı da iletiyorum gönüllü okuyuculara. Şimdi sesli kitap eskiden bu yana görme engelliler arasında belli bir kitle tarafından özellikle beğeniliyordu. Şimdi artık herkes tarafından sesli kitap beğenilmeye başladı. Bir sektör haline dönüşmeye de başlıyor. Bu yönüyle bu hizmetin devamlılığı çok önemli. Diğer yandan ben ve benim gibi akademisyenliğe yönelmeye çalışan veya akademik kitaplar okumak isteyen görme engelliler de özellikle de genç nesil için söyleyelim bunu. 35 altı için daha çok. Bu kişiler ise dijital kitaplara yönelmeyi önemsiyorlar. Ve bu noktada da sesli kitap, örneğin sesli kitapta bir alıntı yapamıyoruz. Örneğin bir doküman üzerinde çalışırken vesaire. Evet. Bunun için bizim farklı alternatif formatlar kullanmamız gerekiyor. Derleme yasası olarak söyleyeceğim. Evet. Çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri ile ilgili Ek 11 2012'de, maddemiz. evet, o 2005'ten 2012 yılında yürürlüğe giren bir derleme yasasında Evet. şöyle bir hüküm vardı, sizler de bilirsiniz zaten. Tabii ki. Yayın evleri bir dijital nüshayı milli kütüphaneye sunacaklar ve o da hem o Önce. kanun kapsamında hem de ek 11. madde kapsamında görme engellilere ulaştıracak. Bununla ilgili çalışmalar hangi aşamada onu sormak istiyorum. İkinci olarak da bildiğiniz üzere yakın zamanda Marrakeş Sözleşmesi'ne taraf oldu ülkemiz. Bu da çok önemli bir kazanımdır. Bunun uygulanma süreciyle ilgili bir çalışma yürütülüyor mu veya bu sözleşme kapsamında onu destekleyecek yönetmelik vesaire şeyler düşünülüyor mu? Çünkü orada bazı ifadeler vardı. Onların açıklığa kavuşturulması belki iç hukukumuz dahilinde gerekebiliyordu. Onunla ilgili çalışmalar ne aşamada? Ben bu iki soruyu sormak istedim. Tekrar çalışmalarınızdan, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Bizlerden çok daha fazla takip ediyorsunuz. Bu da bizlere mutluluk veriyor. Yararlanıcı olarak takip ediyoruz tabii. Efendim? Yararlanıcı olarak Tabii takip ki ediyoruz. teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Az önce söylemiş olduğunuz anlaşmayla ilgili zaten hükümler mevzuatlarımızda güncelleniyor. Kanun hükmünde kararnamenin bize verdiği yetkiler doğrultusunda bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzle ilgili mevzuat çalışmalarımız bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dediğiniz diğer EDES'le ilgili de tabii ki bir taraftan kullanıcıya hizmet vermekle ilgili mevzuat hükümlerimiz var ama bir taraftan da telifle ilgili yayın evlerinin diğer yazan bütün telif haklarına sahip eserlerin sahipleriyle ilgili de birçok alanda bunlara da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bununla ilgili zaten Milli Kütüphane'ye ya da işte bu EYDES'le ilgili birime geldiğiniz zaman görme engelli vatandaşlarımıza yönelik elimizde bulunan bütün mevcut verilerin hem CD ortamında hem de Milli Kütüphane'nin dijital salonunda hizmet vermeye devam ediyor şu an.
Yayın evlerinden geldikçe zaten hizmetimiz devam ediyor. Sızma testlerimiz, TÜBİTAK'la birlikte sızma testlerimiz devam ediyor. Söylemiş olduğunuz bütün hizmetler son hızla hem hukukçularımız mevzuat açısından bakıyor, hem kullanıcılarımızın hizmetine sunmak için son hızla devam ediyoruz. Buyurun. Evet. Zaten görüşler geliyor bize bunlarla ilgili. Yani biz görüş vermek isteriz ama hangi aşamada olduğunu da bilmek isteriz. Bununla ilgili sizinle şimdilik olmak isteriz. Son bir hukuksal mevzuat çalışmalarından sonra bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. O zaman platformdaki bütün değerli dernek mensuplarını çağırabiliriz bunlarla ilgili. Onlar da değerli katkılarını sunarlar. Yani kendine gelmeden önce mevzuat evet. Görüşlerimiz dahilinde olursa yararlanıcılar olarak memnun oluruz. Tabii ki. Her zaman bekleriz. Hı-hı. Tamam, sağ olun. Ben de bizlere vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi'nin hayırları vesile olmasını diliyorum. Oturumu sonlandırırken de katılımcılarımıza belgelerini sunuyorum. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için.